Merhabalar. Bu videomuzda Art Steps ile füze yapma öğreneceğiz. Çok detaylara girmeyeceğim web sitesi için. Çünkü kendimizin keşfetmesi çok daha güzel oluyor. Ayrıca biraz eğlenceli bir site. Yani bir şeyleri yaparken öğreniyoruz aslında. Ben de çok detaylı olarak bilmiyorum ama bir örnek video hazırlarken bayağı öğrendim. Şimdi teknoloji tasarım dersi için nasıl canlı bir sergi yapabileceğimizi, müze oluşturabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Giriş yapacağımız web sitesi artsteps.com. İngilizce bir web sitesi. Google Chrome'la Türkçe'ye çevirebilirsiniz veya temel İngilizce yeterli olur. Ana sayfadaki Get Started ile üye olacağız. Gelen ekranda bir mail adresi, kullanıcı adı, şifre oluşturacağız. Sonrasında bize bir konfirmasyon maili gelecek. Bu mail ile doğrulayacağız kullanıcı olduğumuzu ve tekrar siteye yönlendirdiğinde bu sefer de üyelik girişi yapacağız. Üye girişi yaptıktan sonra bizi bir arayüz karşılayacak. Gelen arayüzde başka sergileri görebilirsiniz. Bunları inceleyebilirsiniz. Çoğunlukla sanat sergisi zaten ArtStep. Daha çok sanat sergisi üzerine düşünmüş. Biz burada dönem içerisinde çektiğimiz fotoğrafları ve videoları sergileyebiliriz. Böylece bir teknoloji ve tasarım dersi sergisi oluşturabiliriz. Müzemizi oluşturmak için Create tuşuyla başlıyoruz. Yükleme işlemi biraz sürebiliyor. Ben burada videoyu hızlandırdığım için çok hızlı geçiyormuş gibi düşünmeyin. Size tavsiyem çalışmayı yaparken ara sıra kaydedin. Bunun için sağ üstteki Save seçeneğini kullanabilirsiniz. Sergi oluşturmaya başlarken bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada bir çalışma düzeni var. Sol tarafta menüler var. Yukarıda gördüğünüz gibi 5 adımlık bir süreç var. Bunları tek tek takip edip sonunda bir sergi veya müze oluşturabiliriz. Dediğim gibi zaten eğlenceli bir site. İnsan biraz da kendi mimari yanını keşfediyor. Çalışma düzeninden bahsedeyim. Faremizin sol tuşuna tıkladığımızda çalışma düzenini şöyle tutup çevirebiliyoruz. Tekerlekle uzaklaşıp yakınlaşabiliyoruz. Farenin sağ tuşu ise çalışma alanımızı yönetiyor. Sol menüdeki çalışmaları da inceleyebilirsiniz. Böylece neler yapabileceğinizle ilgili fikir sahibi olursunuz. Müzemizi oluştururken sol üst menüdeki Start Placing Walls yani yerleştirme duvarlarını başlat seçeneğiyle duvarları oluşturmaya başlıyoruz. Bu seçeneği seçtikten sonra faremizin sol tuşuyla çalışma düzenine tıklayıp ardından sürüklenen duvarları bir yerde bitirebiliyoruz. Duvarları yaparken hata yaparsak veya silmek istersek bu sefer sol üst menüdeki Start Placing Walls'u Stop Placing Walls olarak seçip duvar yerleştirmeyi durduruyoruz. Sonrasında zaten duvara tıkladığınızda Delayed Wall diye bir seçenek göreceksiniz. O zaman da duvarı silebiliyorsunuz. Start Placing Doors ile kapı yerleştirebilirsiniz. Bunları odaların arasında geçerken kullanabilirsiniz. Duvar ve kapıları hata yaptığınızda silebilir, geri alabilir veya düzenleyebilirsiniz. Şu an bulunduğumuz birinci kısımda çalışma alanımızı tanımladık. İkinci kısımda ise tasarımı geliştireceğiz. Renkleri göreceğiz. Bunları duvarda ve zeminde kullanabileceğiz. Desen ve renk ataması çok kolay. Burada renge veya desene tıklıyoruz. Sonrasında bunu bir zemine veya duvara uyguluyoruz. Böylece zeminin veya duvarın rengi, deseni değişebiliyor. Burada desen yükleyebiliyorsunuz bilgisayarınızdan veya dışarıdan desen getirebiliyorsunuz. Burası artık işin görsel kısmı. Üçüncü kısımda eserlerimizi ekleyip yerleştirebiliyoruz. Burada video, fotoğraf kullanabilirsiniz. Fotoğraf veya video yüklemek istediğinizde bazı bilgileri girmek zorundasınız. Bunları da girerek en sonunda kaydet seçeneğiyle fotoğrafı veya videoyu tamamen yüklemiş olabilirsiniz. Bir eseri duvara eklemek için eseri sol taraftaki yani eser dediğimiz fotoğraf veya videoyu soldaki menüden tıklayıp sonra yerleştireceğimiz duvara tıklıyoruz. Yörüngesini gördüğünüz zaman çevirebilirsiniz. Eserin tam merkezinde bir küp göreceksiniz. Küpe tıkladığınızda yukarıdaki menüde 4 tane seçenek açılacaktır. Bu seçenekleri de kullanarak eserinizi ayarlayabilirsiniz. Nedir bunlar? İşte yerini değiştirmek, çevirmek, hareket ettirmek, silmek gibi birkaç seçenek var. Aynı şekilde videoda yüklediğiniz zaman böyle gözükür. Onu da düzenleyebilirsiniz. Sol üst menüde vitrinler seçeneği var ama ben bunun nasıl çalıştığını çözemedim. O yüzden de kullanamadım. Dilerseniz başka videoları izleyerek oradan vitrinleri nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Dördüncü kısımda rehberle bir tur ayarlayabiliyoruz. Böylece insanlar bizim seçtiğimiz doğrultuda müzeyi gezebiliyorlar. Add Guide Point seçeneğini bir güzergah başlangıç noktası gibi düşünebilirsiniz. Buradaki açıklamaları doldurduktan sonra kaydediyoruz. Ve bu birinci adımımız oluyor. 2, 3, 4, 5 gibi noktalar belirlediğimizde kullanıcılar bu adımları takip edebiliyor. Serbest gezebilecekleri gibi sizin hazırladığınız güzergahta da gezebiliyorlar. Bir ön izleme yapmak isterseniz önce çalışmanızı kaydedin. Sonra view seçeneği ile ön izleme yapabilirsiniz. Ön izlememiz geldiğinde aynı kullanıcıların göreceği gibi bir arayüz bizi karşılıyor. Burada adım adım ilerleyebiliyorsunuz veya eklediğimiz rehberli turu da kullanabiliyorsunuz. Böylece sergiyi yayınlamadan önce müzemize göz atabiliyoruz. Beşinci ve son kısımda sergimizi yayınlayabiliyoruz. Burada birkaç ayar yapacağız. Sonra sergimiz herkese açık halde yayınlanabilecek.
Soldaki Capture seçeneği ile müzemizin bir görüntüsünü ön izleme olarak koyabiliriz. Bunu yapmak için belli başından müzenize baktıktan sonra Capture seçeneğine tıklayarak ön izlemesini kaydedebilirsiniz. Edit seçeneği ile birkaç ayar yapacağız. Burada sergimizin adını ve açıklamasını yazıyoruz. İsterseniz serginizde müzik ekleyebilirsiniz. Birkaç etiket yazarak da kaydediyoruz. Böylece sergimiz yayınlanmak için hazır. Sergimizin herkese gözükmesi için sol menüdeki seçeneği aktif hale getiriyoruz. Ardından çalışmamızı kaydedip profilimize giriyoruz. Profilinize girdikten sonra çalışmanızı görebilirsiniz. Çalışmanızın üzerine tıkladığınızda çalışmanız yüklenir ve adres çubuğunda linki oluşur. Bu linki kopyalıyoruz ve sergimizi gezmesini istediğimiz kişilere gönderiyoruz. Linkinizin çalışıp çalışmadığını anlamak için başka bir tarayıcıda deneyebilirsiniz. ArtSteps hem eğlenceli hem de güzel bir web sitesi. Burada güzel bir müze veya sergi alanı tasarlayıp projelerimizi, ürünlerimizi sergileyebiliriz. Ardından veli gruplarında, okul gruplarında, EBA'da linki paylaşarak başkalarının da izlemesini sağlayabiliriz. Herkese tavsiye ederim. Herkese iyi çalışmalar.